Hayırlı günler sevgili ve değerli izleyenler. Yeni bir konuyla Umut Penceresi programıyla sizlerle beraberiz. Bugün konumuz kulak ve kulak hastaları. Tabii ki burada bizimle bulunan misafirimiz Maruf Saki. Hoş geldin doktor programımıza. Direkt konuya girdim çünkü konumuz biraz konuşmağı uzun sürer. Tabii. İlk önce insanları diyende o kulak. Sadece bir şey geldi aklına ki kulak şekli. İlk sorum size kulağımızın şekli neden belada? Öncelikle kulak kepçesi. Bu kulak kepçesi bu hayvan ödün demek. Bu bir şekilde de ses toplama için halkı olup bu yani bir sen ses dalga şekilde gelir. Bir boyuna bir dalga gelir. Bu gelir kulak kepçesi bunu yıkar. Yıkandan sonra iletilir diş kulak kanalına. Diş kulak kanalı da bunu ulaştırar kulak zarına, kulak perdesine yani demek. Ona da yapışan yani kemikçikler var. Kemikçik zincirleri, çekiç, örs, özengi kemikçikleri. Bu da bir dalga şeklinde, bir güzel bir şekilde dalgalanlar bu oval pencereyle iç kulak kanalına, iç kulak dehlizine geçer inşallah. Ve o şekilde böyle halk olup hem sesi toplasın, toplayandan sonra diş kulak kanalı da bir kez bir yaylı bir şekildeydi. Yani bir ergili bir şekildeydi. Bu sesin bir zararlı enerjisini, bunun da tamamen zararı var sesin, çok enerjisini bir kez toplanır, azaltılar. Kulak perdesine ve iç kulak diğer düğülü hücreleri geçince bunun zararı az olur. Tabii yani doktor bu şekilde yapılıp Allah subhanahu ve teala bu şekilde yapıp kulağımızı ki ses daha az gelsin. Tamam. Sesin zarar seste olmasın. Zararlı zararlı enerji var. Gelende. Bu hapsi bir baş girende kulak. Bir kez zarar olur kulağın perdesine. Kulağın diyelim böyle bir kez sınırları var içeride iç kulak kulakta. Çok bunlar hassas olur yani sinsi var olurlar. Bunlar bir kez azaldır. Aynı zamanda da bir takım frekansiler ulaşmaz kulağa. Çünkü o zararlı olur. Yani diğer bir halk olup ki bunu filterlesin. Yani temizlesin bunları gürültüden, bu özellikle bu düşkün frekanslar bunlar kulağa çok zarardı. Bu kadar bir kez temizlenir kulağa ulaşınca. Tabii. Biz bazen dikkat edersek burnumuzda bazı kirler var. Kulakta da var. Biz bildik burundaki nefes çekende o toprak pislikleri çekmesin içeriye. Pek bir hava çeksin diye. Eyle kulakta neden var? Kulakta aynı bir faydası var. Faydası var tabii ki. Bu kulak yani dış kulak kanalı. Bu deriyle kaplanmış bir şeydi. Derin de içinde tüyler olar. Aynı zamanda da bezler olar. Bunun altında nece bir ter bezler olar. Ben yani bütün bedende kulakta da bir özellikle yapılı bir ter bezler var. Bunlara yağın sibeş yazgılan diyorlar özne. Yani yağ bezleri. Bu yağlı salgı bir yapar. Bu salgıda bir kez havaya havayla bir kez temas yaparken bu bir kez kurumaya başlar. Evet. Bu bir kez bunlarda bir asiditi var. Yani bir ekşilik var. Bu çok mikroba yardımcı olmaz. Yani mikropların ögün alır. Bu tüylerde aynen böyle bir basit yani partiküller böyle yabancı cisimleri bir kez yoğunluğu alır. Küçük yabancı cisimleri. Ege bir yani bir böcek, bir yani bir küçük taşlar böyle ilerin ya da bir yani bizim havada getirdiğimiz havada gelse bir kez tozlu günlerde yani toz bunlara, kulak yolundan da insanın bedenine girebilir. Geçebilir ama bu kez bu tüyler bu kulağın bir kez yaylı yapısı böyle koymaz bir böyle kolaylık da geçmez kulağın içerisine. Yani biz her zaman Ege bir yani skopla o bir şey bir TV'de baksanız bir iç kulak diş kulak kanalı iki parçadı. Yazı yani dişe taraf ve içe taraf yazı. Dişe taraf ki burada bu tükler var. Yani ısaslar var burada. Bezler var. Yani bunlarda bir kez kulak kiri yığışar. Bu normal bir şeydi. Bu normalde de bu kulak kiri değil esasın. Bu yağ bezlerinin salgısıdır. Ama en geni içeri taraf yani bir santim orada hiçbir şey olmaz. Boş, pek. Yani. Pek. Normalde hiçbir şey olmaz. İlla beşer öz kendi eliyle, yani bu çöpüklerle bu yazdaki salgıları
içeriye doğru yanlışlıkla geçirdiler. Tabii. Biraz önce dediniz ki bu kulakta duran şey, kulak... Yabancı cisim diye. Tabii. Onlar girmediği zaman mesela bazen görsen ki çocukların kulaklarını pekleyende ya da büyükler az var diğer yere kulağı peklesen. Çünkü zararlı da kalsa. Bazı da var diğer çok peklemek zararlıdır. Tamam. Bu naksı faydalıdır, naksı zararlıdır. Özü doğrusu burada peklememek. Yani bu çok kulak bakım istemez. Yani kulak bakımı sadece bir yazdan bir şey, bir görken bir kül olan zaman onu peklemek lazım. Ama özü asıl da bu kulak kiri değil. Yani bir yanlış bir yanlış bir adı bu kulak kiri, kulak pisliği diyorlar bunlar. Bir yanlış yani bir şeydi. Yani bu bir kiri değil. Yok bir şey değil. Bu bir faydalı bir salgıdı. Faydalı bir salgıdı. Burada kulağın dersi altında diğer özellikle yapılı bir ter bezleridir. İyi bez de, yani bunun gland. Faydası nerede? Bunun faydası hem kulağı bir kez nemlendirmek, aynı zamanda da çok bunlarda antimikrobiyalar var yani. Yani bunlar enzimler var bunlarda. Bunlarda bir kez ekşilik var yani asiditi var bunlarda. Bunlar çok mikrobunu ögün alar. Çok mikrobu öldürer yani. Yani bir kolaylık da geçmez yani enfeksiyon kulağa geçmez. Beşerin çok yanlış tabiatı, çok kulak beklemeli. Bu derde bir kez bir sorun yapar. Bir cızık yapar, bir yara yapar. Bu yara bunlar müsaade olar enfeksiyon gelmeğine. Ve o zaman da yani genellikle kulak çok temizlemek zararlı. Yani olmaz bir yanlış bir şeydi. Özellikle bu kulak çöpüklerde ki bu şimdi pazarda bulunan çok kimse diğer bu çöpükler ki böyle bir plastik bir çöpüktü. Başında bir kez pamuk var. Bu pamuk da diye bir yani bir haycin bir şeydi yok. Bu bir yanlış bir işti. Çünkü bu önce bu sen kulak dediğimiz gibi bir düz bir yolda, bir kez yaylı bir yolda diş kulak kanalı. Bunu sen oranda, bu çöpüğü oranda duvarını önce sen yaralasan. Yaralamasa o da bir faydası bir şeydi. Sen bu dışarıda olduğu yani açıklığına yakın bir olan bir yani mum olarken ablar kulakta bir kabiliyet var. Yani bu mum özü içeriden dışarıya doğru çıkar. Yani özün temizler, kendisini temizler kulak. Sen bu çöpekten bunları geri döndürdün. Yani bu sürer bir bizde bir yerde bir denem yapmak için bir nokta yani diyelim bir heber noktası, bir mürekkep noktası. Eğer bir kulağın bir zarında işaret verirse bu bir ay içinde bu uzaklaşar. Uzaklaşar sonra diş kulağa taraf çıkar sonra kalmaz. Yani evet. Kulakta bir böyle kabiliyet var kendini temizlersin. Sen bu çöpükle bu yani iki haftalık çalışmağını bunu yazıya atmaksa bunu içeriye bir dinlerdim yani. Ama doktor bazen bir yakının da da yani bir duş alanda bakasan yeni doğan çocuk da tamam. Bakasan su girer kulağına kulağın peklerler. Biz de genelde yani hamama girende çıkanda kulağımızı temizlerik. Peklerik. Olur ama, yani sizce bu bütün insanlar bunu yapılır. Sizce bu yanlış bir şeydi? Tabii ki özü yanlış. Ama bir yani bir ne şekilde olsun bu? Su girdi kulağı. Edebilirsen bir saç kuruma makinesiyle bunu kulağı kurutabilirsen. Tabii. Fayda saç olmadı. Saçımı kuruturken kulağı kurutasın. Tamam ama bir uzaktan yani olmaz yakından böyle bir baş. O da bir hava yani tansiyonudu, hava basıncıdı bu olmaz. Uzaktan bir havayla, saç kuruma havasıyla. Başka bir şey, ege bir yanlış bir uzun boylu pamukla, yani bir boş pamukla edebilirsen bir böyle yakın bir yerler, görken yerleri bir bırakırsan bu suyu canına çeker zaten tabii, bu. Tabii iyi de ama kulak yıkamak yalnız kulak yıkamakın zararı yoktu. Suyudan bazen kulağın yani bu kepçesini, bu kulak ardını yakasın, bu konkaları, kulakta bu konkalar var, böyle bir kez bükülükler var. Ablar yazdan ama içeriye bir şey sokmak zararlı. Yanlış yani bir bu şeydi. Çöpük sokmak içeriye çok zarar bir şeydi. Tabii ki. Doktor, iyi de kulak derler kızlar. Bunun hiçbir zararı yok kulağa. Normal bir şeydi. Bu ama. Önce de bu olunda bu kulağın yakın bu yağ dokusunda bu yani küçük sayvan odun bura lobyol diyorlar bura. Bu lobyolda olmak normal bir şeydi. Burada ya, bir korkunç bir şey yoktu. Ama kıkırdakta yukarıda denler var hapsi yanlıştı. Yanlış bir çok şeydi. Yanlış bir şeydi. Bazı yengi modeller
çıxıb xatunlar, bayanlar için kulağın yuxarısından başlarlar aşağısına. Yani en azından bir kulakta 10 delik var. Tamam. Çünkü biz, bunun zararı çok çok. Zararı biz doktor olarak görürük. Yerde bir bu kıkırdak iltihabı olanda, kıkırdak infeksiyon olan çok çok güçlü bir iltihap olur bu. Çok zararlı bir şey. Sonunda kulakta iltihap olsa, yani kıkırdakta iltihap olsa bunun iyileşmesi çok zor olur. Sonradan bir böyle bir çirkinlik yapar kulakta. Yani bu tamam tabii ki zarardır. Tamam, gehte bir salamat geçer bu olmaz ama biz infeksiyon olunda çok çok bir çirkinlik yapar yani kulakta. Yani hiç başarılı bir bayan yoktu, kulağın deliyip komplet ama hiçbir iltihap yaşamayıptı. İşte bu yani diyeler bir şans meselesi de tamam. Olanda biz doktorlar bunları biz görmeyiz, biz hasta görürüz. Hastalarda çok kimse gelir yanımızda bakar mı bu kulağı bir güçlü bir iltihap edipti, bu kıkırdak iltihap, bu irinlenipti. Bunu bir kere bir netçe ameliyatla bunu bekleriz. Ondan sonrasında bir uzak olsun kulak dersi birbirinden araslanırken çok zahmet, çok zorlukla yerine gelir. Bunu gerek bu kulak bağlansın, hem içeriden bir fitil bırakılsın, yazdan da bir kez bir basınç olsun yazıya, arkasından da bir basınç, ondan sonra aslında bir baş hapsi sarılsın, bu hapsi bu şiştiği değeri nece birbirine gelsin, yerine gelsin. Çok bir zor olan, içindeki şey tamam yani. Yakan boğulan, boğulmak olsa çekmek ister, eğer irinli olsa bu çekmek ister, beklemek ister. Biz her zaman da sonunda bir çirkinliği yapar yani, kulakta çirkinlik. Yani biz yani yine saatimiz olmasın. Sağlık olarak yanlış bir şeydi. Bize göre yanlış zararı bir şeydi. Zararı var çünkü kulağa. Biz gördüğümüz hasta kimseler. Böyle bir kimse gördüm. Yani doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Yaptıkları şey. Eydi doktor, kulağın ne alakası var beyninle? Yani ne türlü bir bağlantı var orta yerde? Tamam. Özü yani bu eşitme sistemi kontrol altındadır. Sınır sistemi, merkezi sınır sistemi kontrol altındadır. Bu yığışandan sonra yani bu iç kulaklarda bu tüylü serilerin altında sınır lifleri toplanırken bu eşitme sınırı yapar. Bu eşitme sınırı geçer, bir beyin dokusuna geçer. Orada beyin sapında orada bir merkez var. Eşitme merkezi var. Orada toplanır. Onun kontrol altında da. Ve bu beyin sapında yani beyin sapındaki olan merkez bu da korteksin kontrol altında. Korteks nedir yani kışreti damak. Damağın bu en üst kontrolü orada olur. Tamam. Bu da tabii ki damakta bunlar da başka bir sınırlar var. Yani bu sempatetik, parasempatetik aplar var. Bu mesela bir sese göre bir dene ne şekil bir refleksi olar, ne şekil kas sistemin çabaladar, ne şekil bu üzgün olu, ne şekil mutlu olu. Bunlar da ilgili bir şey var. Tabii. Yani biz bazen dikkat edersek, siz bir kulak doktoru olduğunuz için bir ses duyduğu zaman o ses hiç yadından çıkmaz. Tabii bu hafızada bu hazine olur. Tabii. Ve hatta bu yani çocuk ya bebek ana karnındaysan bu duyar. Bu yani çok çok sesler derk eder ama bu tabii. Neden olandan sonra ama konuşabilmez. Bu bir zaman sonra konuşar. Tabii. Sen de bir kimsenin sesini eşittiği bu hafızada hazin olur. Ve sen bunu daha derk edesen yani zaman geçse bu sen bunu görmeden bunu tanışlık verdin. Yani bu hafıza meselesi. Tabii ki doktor. Bazen biz insanlar hani biz özellikle bizim çevremizde o kadar bomba sesi eşitmişiz, o kadar koydiyağın üskek sesleri eşitmişiz. Bunun ne kadar zararı var? Tamam. Bunlara gürültü demek bir adı var. Biz normalde konuşurken her sesin yüksekliği var. Normalde bunlar decibel üniti ile bu ölçüler. Decibel'de bizim konuşma yüksekliği 65-70 decibel'di. Bu bir normal bir şeydi, iyi gelen bir sesti. Ama bu üskek olurken, yani bu bomba sesleri, beyin makineler sesi, bu ağır otomobiller sesi, bunlar yüksekliği 85'ten yukarıda olursa bu gürültüde mi diyorlar? Gürültüde kulağa zarar olar. Neden? Çünkü bu evvela bu iç kulaklarda bir tüylü hücreler var. Onlar da çok yakın hassas olar.
seslere. Bunların bir normal seste bir takımı böyle bir güzel bir şekilde, yani bir düzenli bir şekilde bu tüylü şeyler, tüylü hücreleri onlara bir çabalama, onlar içinde titreşime olar. Bu titreşime olunca bir güzel bir ses çıkar. Ama bu güçlü ses bütün tüylü selleri, tüylü hücreleri çabaladar, titreşme yapar. O zaman da böyle bir düzensiz bir ses olar. Hmm. Bir gürültü bir ses. Gürültü ne demek? Bir düzensiz bir ses. Kulağa ve beyne iyi gelmeyen ses. Tabii bunlarda her şeyde de bir gerek bir protokol olsun. Yani biz mesela diyelim cededeyken gerek yani herkes bilsin indi mesela yani bu horun seslerini bir şıkıl çalmasın ki başkasının kulağına zarar versin. Yani insan bir yani bir uyarı olsun. Bir uyarı, bir basit bir seste ama bu böyle yüksek sesle horon çalmak kulağa çok zararlı. Çok tabii kimsenin kulağını tabii ki yani bazen yüksek seste insanın nefsiyatına bile tesiri var. Tabii ki. Mesela tabii. Nerede sen sakin bir müzik işlesen, duyasan tamam. Koy diyelim. Tamam. Biraz nefsiyatı normal tabii, olur, sıhhat olur. Ama yüksek ses olunca... Sınırlı olur da şaşırır. Tabii. Hı. Bunun zararı var. Biz bazen yaşatmışız doktor. Hani balonlar var ki biz diğer gözüne şişirden şişirdiysen tamam. Özüm. Uşağın kulağın yanında patlasa diller olabilir, sesini kaybeder. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var, tamam. Var bir zerre bir şeydir. Yani ne şekilde mesela bir insana diyesen ki balon patladığı zaman insan edebilir. Yani mesela koy diye özellikle çocuklar edebilir yani duymağını kaybetsin. Oğlu bu yani her zaman yani hep yüksek sesle kulağa konuşmak bu da zarardı. Tabii bu patlama sesleri daha yükseklik var bunlarda. Yani bunların desibelleri yani 100'den 120'den fazla olar. Tabii. Bir nece bir tabanca sesi, bir bomba patlaması bunlar 140'a ulaşar. Bu 140 bizim beşerin yani insanın tahammülü 85 desibel. Tabii bir normal hayat yaşar 85 desibel. Ama kısa zaman olsa gene kulakta bir koruma var yani. Bunu açıklamak için bir güzel konudur bu gürültü konusu. Bu yani bir faktöride. Yani sen konudan çıkmıyor. Yani biz sen dedik uşaklar. Yani uşaklar tabii ki daha çok nazik olurlar. Yani bu yüksek sesler daha çoklara tesir eder. Çok küçük bunlar, özellikle bu mesela bir şırdan patlamasında bu yüksek frekanslara bir zarar verir. Yüksek frekanslara bir kere bu başlar birkaç harfe ayı anlamamakla. Bunlar görükmez ama beyik oldukça bu bir test yapınca, bir audiogram yapınca bunda gözüker. Ve biz yani buna diğer bir mani olmak isteriz. Yani ne kulak uşağın, çocuğun kulağına bir havar etmek, ne de şırdan patlatmak, ne de kenarında bir yani bir şakkan abiyle bir yüksek ses yapmak. Bunlar hepsi bir yüksek gürültüdür. Bunlar iç kulağa çok zararı tabii, olur. Tabii beyinde de tesiri var. Tabii bu beyinde de beşer, insan sınırlı olur bu yüksek sese. Ve çok da zararı var. Bu çok da tekrar olsa daha çok zararı var. Hatta insan emin olsun bir kez. Her bu dedik bir genel bir konudur. Bu gürültü çünkü her yılda olduğu için insan kez emin olmak için bir kaç numaralar size vereceğim şimdi. Yani bir faktöride burada orada onlar bir ölçü, bu gürültünün ölçüsü olar. Bu insan bu faktörü yani bir uzun zamanlar geçirdi burada, saatlerce vaktlerini geçirdi burada. Ne şekil kulağını korumak lazım? Bunda o zaman bu ölçüler bize gösterir. Burada diyelim bir background noise, burada ne kadar gürültü var. Eğer bu 80'e kadar ise diyelim bu bir normal bir şeydi. Bir tane işleyebilir 24 saat buradan içinde yaşayabilir. Ama bu oldu 85. 85 olanda gerek bu yani tehdit olsun çalıştığı zaman 8 saate. 85 desibeldi. Her 3 desibel kalkarken bu vakit yarıya iner. Yani oldu 88 olanda bu 8 saat olsun 4 saat. 91 olanda 3 şey oldu bu oldu 2 saat. 94 olanda oldu 1 saat. 97 olanda oldu yarım saat. 100 olanda oldu 15 dakika. Tabii. Bir tane geldi bir makine içinde bir güvenli bir güçlü bir ses olanda bu yani 100 desibel yükseklikle eğer 15 dakika geçmedi bir normal bir şeydi. Beşerin insanın tahammülünde adı bu. Zararı o zaman da bunda gerekli bir protokol olsun, bir yani sistem olsun korumak için. Bir tane yani korkmasın. Eğer bir makine içinde bu 85 desibelde
Ya işte 8 saat çalışma bir normal bir şeydi. Tabii. Geldi bu partlama şeylerinde. Mesela bu nasıl üç kek oldu daha biz daha az yedirdik. Yani eğer olsa partlama yüksekliği yani 120 oldu. O zaman da mesela olsa bu yetişer 2 saniyen geçmezsin yani. Bir böyle bir saniye bir şey. Ve bir kere olursa o da bir beşerde bir yani insanda bir tahammül var. Özellikle koruyabilir bu zamanda ama tekrar olmasın. Yani bir kere de olursa hiç tekrar yapmasın. Tabii. Doktor Eyde insanın vücuduna, bedenine giren hastalık kulak yoluyla nedir? Mesela işitmekten bir hastalık olabilir ya da kulak ağırmaktan bir hastalık olabilir. Tamam. Kulak ağırmağı, onlar kulakta bir hastalık olar. O başka yerden gelen referapen. Başka yerden de kulağa vuran bir şey. Yehde bir hasta gelir kulak doktoruna kulak ağrığı için yani ama kulakta normal olur. Hastalık kulaktan başlayıp vücuda verip ya da vücuttan kulağa verip de. Herkesi de olur. Tamam. Herkesi de olur. Olan yani sen sorduğun yani kulaktan vücuda. Tabii. En yakın dokular kulağa yakın baş kemikleridir. Bunlar diğerler bu şakak kulak özü bir şakak kemikin arasında bir hücrelerdi. Bu eğer kulak iltihabı diyelim olursa orta kulakta, orta kulakın üzerinde bir bir etik bir yeri var. Yani bir çatı boşluğu olar orada. Bu çatı boşluğu geçer. Bu bir mastoid kemiği içinde. Orada boş hücreler var. Oralarda normal kümele bu havaydan doludu, boştu. Ama bu eğer irillense, cerahatlense bu irin bu çıxar etike, etikten çıxar bu mastoid kemikler. Bu mastoid de çok yakındır iç kulağın diyelim, yarım dairelerine. Yani, salyan göz diyeler bu iç kulağın kemiği salyan göz diyeler. Bir güzel içinde yapılmış. Onlara da etkisi olar. Komplikasyon yapar. Daha şeye çıksa burada gelir diyelim, beynin temeli gelir orada. Yani biz kulak kemiğiyle beyin temeli arasında çok bir ince bir kemik var. Tabii. Tegmen diyorlar abına bu arasında. Eğer bu irinlense, bu irinlik kaldı burada irinden başka bir diyelim bir kolostiyatoma demek böyle bir zararlı bir doku kulak içinde olan bu bazı enzimler salgılanırlar. Bu enzim salgılanırlar bir kez kemikleri yemeye başlar yani eritmeye başlar. Bu diyelim beyinle kulağın arasındaki kemik yani pleti bu zararlanır yani bu cehde bir delik olar bu da ve bir kere bu irin çıkar beyin etrafındaki zarlara buna meninjit diyorlar sahaya diyorlar abına ora iltihap verir cehde bir orada bir yine bir absiz demek yani bir hurraz yapar ve bu bir büyük bir komplikasyon oldu bir zarar oldu beyine. Başka bir şeylerde yani olar. Bu eğer kıkırdağ hakkında, kulağın kıkırdağında bir zarar oldu. Bu dış kulağın terkibi yazda kıkırdağ, içeride kemik. Bu kıkırdağda bir iltihap olsa her zaman kıkırdağın iltihabı çok zor olar. Bu da çok zorlukla iyi olar. Yani etrafındaki, kulağın etrafındaki bezler, diyelim bu diyelim salgı bezleri, bu parotid burada yakındı kulağa bu bura vurar. Yani bu lenf bezlerine vurar. Bunlarda şişer kulağın öğüne bir şişme olar. Kulak ağzında bir yani bir şişme yapar. Ve her zaman da yani kulağın da onun için biz o yüzden biz her zaman kulak sorunlarını dert etmeyi erkekten yani davranmayı daha lazımdır. Yani kulak hastalığı sadece baş tarafına baş tarafına tamam. Yani baştan aşağı yani normal bir şekilde mesela kulağı incitsin, el vursun. Yani mümkün o derece şey yani. O derece dergi ama yani her şey olar gehte bir olar yani bir sistemik bir hastalıktı. Tabii. Bu olanda kulak bedenin bir parçası olarak, kemiğin bir parçası olarak birlikte bir hastalık olar. Tabii. Ama özü çok zaman başka yerden, yani mesela genizden, uşakta geniz eti olursa, burun ardındakinden bir tutuklama olsa, bir enfeksiyon olsa orada bir şey geniz kulak kanalıyla, ostaki kanalıyla orada kulağa yetişir. Yani bence kulak özü
Yani başka yerden iltihap gelir özüne ama özü bir böyle güçlü bir sebep değil ki damaktan başka bir yere bulaşmağına. Tabii Çünkü biz yani yani biz zararı o iç kadar yoktu. iç kulağın yani o kulak sistemiyle barabardı. Ama bu beyindeki olduğu bir çok bir güçlü bir komplikasyondu yani abla. Bunun tedarik etmesi erkenden çok çok önemliydi bunun. Tabii. Ey de doktor biz bazen ejderha ki bir çocuktu ya da normal insanlar bizler mesela. Bakasın kulağımız çok incidir. Özellikle gece vakti. Bunun hastalığı ne olabilir mesela? Bir virüs olabilir ya da bir cerrahi olabilir. Kulağa Ha, tesir sen edip bir özel bir hastalığa. sorduğu özellikle çocuklarda yani Özellikle çocuklarda çocuklarda. tamam. Bu kulak hastalıkları, kulak iltihabı zaten çoklu uyku zamanında dert olar. Uşak şikayet eder bu, çocuk şikayet eder bu kulak ağrısından. Bu görünmeyen bir şeydi yani ana babaya. Ve o zaman yani bunun nasihatimiz bizim olsun. Bunu tez, bunu yani doktora aparmak yani ister. Ya da evde mesela bunda bir başka bir enfeksiyon varsa diye yani bunda bir burun tıkanlığı varsa diye yani bunda bir badamçık hastalığı varsa öskürme varsa Bu bu çocuklara özel bir şeydi. tamam ha bunlar Tabii da ki konumuzu bitireceğiz ama bir telefon bağlantımız var. Alo buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayatım sana istediğim için doktorla konuşayım. Buyurun. Buyurun. Selamünaleyküm doktor. Aleykümselam. Hayatım sana da bir sorum var da zahmetli. Uşaklar babasının başına 2 yıldır bir kulağında ses var. Sağ tarafı kulağın. Ha, yani şey getir yani doktora müracaat etsek biz doktor konuştuğu zaman diye biz ihtimal yanında bir basam olur, bir şey olur, biz yani sen az mı eşitmiriz. Tamam. Tamam Ha, hatun, tamam. sorunuzu sorduğunuz Hayatım, için inşallah cevap alacaksın. Ama bilmedik kimiden görüşürüz. Ahmet Anası. Ahmet Nenası. Bizi aradığı için Hayatım, teşekkür ederim. İnşallah cevap vereceğim. zahmetsiz bakın da yani başına da verir. İnşallah. Tamam. Tamam. Bu Benim sağ olun. olayım. Teşekkür ederim. Bu kulak çınlaması demek bu. Bu bir çok yaygın bir sorundu. Herkeste olar. Bu doktora da gitmiş. Yani doktor da diye özüne bunda kulağında bir şey olmasın. Olmayıp da. Ama bu işitme zayıflarında bu olar. Matul bunda bir işitme zayıfı var. Bu hani bir radyo telkin. Ses az olsa çınlama vücudu fazla olar. Bir şeydi ve kulakta olan sebep budur. Yani kulak zayıflamasıydı. Bu ilaç olar yani bir kulak semasıyla bir şeyde ilaç olar. Ama geldik bu çınlama cehde bir kulakta olmayan bir sebepte olar. Yani bu Tabii ha, yani tamam. bazen bir güzel bir ses var kulağından Ha, geldi. bu çınlama Biz tamam onlar. normal insanlarda da var doktor. Mesela bazen kulağı koyduğum biz öz dilimizde çalanda diyorlar bir tane adu geldi Ha orada. zikir üretti birden tamam özü. Yanlış bir şeydi Hayır tamam tabii yok bu. tabii bir şey yok tabii bir şey yok. Tamam. Çünkü bu çınlama var her zamanda. Tamam. Tanıyın ödün her zaman herkeste de var bu. Yani hasta olmayan kimsede de olar. Tabii. Ha, maalesef. Maalesef bunda böyle bir Bu ne yani yani bir sizce bu nerede bu bu çınlamak oğlu kulağı? çınlama özü bir sesse bu kulakta olmayan bir sesse esasen. Ha, tamam. Beyinde Olar ha, olabilir. beyinde olar. Kulakta sebebi olan biz eşitme zayıflığında, eşitme kaybında olar, bu fazla olar. Tabii. Bunun da ilacı ya bu eşitme cihazlarda ya da bir maskarlar var. Tinnitus maskarı diyorlar özne. Bu çınlamalı. Bu başka bir sesler verir, daha güzel sesler verir. Bunlar bir kez yatırsın bu sesleri yani. Başka bir ses eşitsin bunun yerine. Başka bir şeylerde bu sebepler var bunun için. Yani beyinde bir atrofi olupsa. Tabii. Ondan daha şey, yanlış oldum. Beyinden önce diyagın bu ömürgelerde yani boyun ömürgelerinde fakarat yani boyun fakaratlarında burada bir sorun olanda bu da damarlarına boyundaki damarlara işte gider sonra beyine gider bu damarlar. Onlarda bir kez sorun olar. Burada bir sıkıntı olar. Ablarda bir kez tırnamalı fazla eder. O bir sebepler de var yani buna. Yani birden yüksek tansiyonu olan zaman bunda da olar. O zaman da bir iyi uyarıdı bu. Bir denen işte bir denen iyi yaşlıdı. O bir şeydi. Bir siyeti bir çınlaması oldu. Bunu gerekti bunun tansiyonunu ölçmek.
Çox zaman çıxar tansiyon əlaqası var. Hə, tansiyon qalx, yüksək tansiyonlar olar. Şəkər qalxmağı ilə olar. Yəqin. Yəhdə bir, dedik bu, boyun eklemləri. Yani hepsi eklemləri. Bir əlaqası var, tabii tamam, yani. Tamam. Bir telefon bağlantımız daha var. İkinci səfərdir kəsirəm sizi. Alo, buyurun. Alo, buyurun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kimiyle görüşürük? Nedersiz, hatı tebrik ederim bu güzel programımızı. Teşekkür ederim. Onurlarım, misafirimize ve diğer çok hoş geldin sen. Hoş bulduk. Alo. Evet, Doktor Bey'den bir sorumuz var. Tabii ki ama ilk önce Bilal'ın kimiden görüşürük? Anne babası. Hı hı. Tamam, sorumuzu sorabilirsiniz. Zahmet olmasa bu çok kuvvetli sesin tadası bu çocukların kulağına etkisine kadar zarar verebilir. Sonra bunun koruması ne şekilde olur? Mesela bu kuvvetli muhalde seslerdi, mikro seslerdi. Tabii sorunuzu ulaştı. İnşallah biraz sonra cevabınızı vereceğiz. Zaradığı için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii ki. Bir an önce konuştuk bu gürültü konusunda. Güzel sesler tamam, var tabii. Gürültü yani iki grup olar. Gürültüye ses yüksek olsa bu arkadaşın konuşmağı çocuklar okulda yani diyelim bu Rauza'da bunlara da gürültüye maruzdur. Ne şekil? Gürültüye yüksek ses olar. Yanında karışık bir ses olar. Yani bir tiyatroda yani bir sınıfta bir yani 30 öğrenci var. Bunlardan her birisinin bunların sesleri, konuşmakları, arada bir kitap düşmesi, yani bir yani bir rehleye salması, kapı sesler, pencere sesler bunlarda. Bu da bir gürültü oldu. Bunlar hapsi yani normal yükseklikteydi. Hapsi 70 yüksekliğindeydi. Ama bu da çok olsa, karışık olsa, bu da kulağa iyi gelmeyen bir şey olar. Ama bu da bir zararlı bir şey olar. Tabii. Tamam. Bunun da zararı neydi? Biz çok seslerin, yüksek seslerin. Bu getdikçe diş kulak kanalından kulak perdesi zarına titreşme olar, titreşme zarından kemikçi zincirine sonra gelir iç kulakta. İç kulakta sivi var orada. Yani bir sail var. Bu sivide bir dalgalar titreşme olar. Bu titreşme olan yetişer kulakta hassas tüylü sel yani tüylü hücreler yani da saslı hücreler olarak. Bu eğer ses çok olsa bir büyük nispet bu hücreler, bu tüyler titreşmeye başlar. Titreşme olanda bir kere bu bir kolaysız bir ses olar. Bir düzensiz bir ses olar. Ve bu da zarar olar. O vaxt zaman geçince abalar etkinleri bir kez eşitme zayıflığı olar. Korumağı için işte her zaman yani diyelim bir sakinlik zorudur her sınıfta. Yehte bir ister bir tane kulak koruması koruyan diyelim headphone'lar var, şeyler var. Bunlardan taksın. Ya diyelim bir şapka takırken kulağına makyet olsun. O kulaklıklar var bazarda. Uşaklar kulaklıklar var. Şapkayı da var. Şapkasız da bıraksın. Kulağı iyi bir şekilde koruyabilir. Koruyabilir. Tamam. Tabii. Biz bir konumuz yarıda kaldı. Tamam. Hastalıklar, kulak hastalığı uşaklar yanında. Çocuklar yandı diye. Tamam, bunlar da ha. Dedik neyden başlar? Özellikle neden gecelerde başlar? Tamam, yani diyelim önce de uşakta bir yüksek hava yollarının, üst hava yollarının infeksiyonu var. Sen bilirsen bunda bir kez burun akıntısı var, bir kez boğaz ağrısı var. Bu zamanda diyelim orta kulak boşluğu bunlardan irtibatı var. Hı hı. Yani her zaman ege burunda olan, ege boğazda olan infeksiyon çok kolaylıkla kulağa gider. Ve bunun bir parçasıdır. Fesen bu olduğu için bunu böyle bizim kulak enfeksiyonu zannetmek lazım. En iyi şey o zaman da mesela kulak ağrı olsa bir sıcak bir havlu bir şeyden yani sıcaklık çok iyi gelir kulağı için. Eğer bunda da dermanı varsa bunu versin o zaman da. Yani antibiyotik biz zorlarda çok zaman biz nezhet etmeyiz antibiyotik almaya. Ama kulak inciksinde bir tane iki doktora gitmeyi yoktu. Zorla mesela ikinci gün istiri geçsin. O gece hakkında hastan bunun bir başka bir enfeksiyonu varsa ya ama bu darmanın diyelim cürası bir kez azdı yetersiz yani kulağı için bir kez fazla yetmek olsun. Ama mesela darmanı alıp alsın özne edebilir bir diyelim bir
incik gram bir şey de versin özne diye yani bu parasitoldu diye yani bir bak aspirin ne tabletler veya yani şuruplar versin özne. Aynı zamanda da o zaman da edebilirsen bir uşağa bir şey çeynime bir şey veresen yani bir sakız çeynersin Çeyneme yasla gir şeyler emmeha yani tamam. bir etkisi var. Ha bir yani bu emmek bir şey emmek yani ağız tükürükün utmak bu zaman bunun faydası var. Bu östaki kanalını açar. Çünkü normalde bu kulak geniz kanalı kapalıdı ama bir tane tükürük utarken bu açılar o zaman da hava gider kulağın boşluğuna. Tabii. Fazla bir sıvı varsa aşağı kaynar. Bunda bir yani sakız çiğnemek ya diyelim bir emme habi sümürmek Tabii diyelim yani bir bunların hepsi iyi bir faydası var. faydası olur tamam. Kulak ağrı olunduğu zaman çocuklar ve büyükler yanında. Telefon bağlantımız daha var. Alo buyurun. Alo. Alo buyurun. Kiminle görüşürüz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abla ben doktorla Alo. sınırsın. Alo. Alo ben doktorla Buyurun ama sınırsın. ilk önce bilirin kimden görüşürüz? Ha, Muhammed babası. Mehmet babası. Buyurun sorunuzu sorabilirsiniz. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam. Doktor ne nasıl hayatım? Sağ olasın. Buyurun. Doktor, benim bir oğlumda bakarım kulağı eşit tümörü. Vardım doktora, dedim kabalasında su var. Tamam. Tamam. Ha. Yani, o bir oğlumla aynı yatırdım yani o burnunda kan atırdı. Tamam baştan gözlerine. Tamam. Tamam. Hemen babası sorunuzu yetirdi. İnşallah Ha, cevap teşekkür verecek. ederim. Zaten bu çok bir yaygın bir hastalıktı. Çok bir teşekkür ederim bu sualı. Bu çocuklarda çok yaygın bir hastalık. Kulak içinde sivi birikması yani sivi toplamağı yani bir su telkin bir kalın bir katı Yani bir su kulakta telkin bir su şey olabilir. su olarak bu orta kulakta. Eydik kendinden yani çıkar yoksa yekhanı Yok pusu ha biriktirip orada bu kalıptır. dışarıdan dahi bu içeriden. Bu dışarıdan yani bir duş alırken bu su girer dış kulak kanalına. Bu dış kulak kanalı bu kulak zarında burada sondu. Tabii. Bırak kadar daha bir yol yok. Tabii. Bırak kadar. Tamam, tabii ki eğer bu kulak zarı normal ise bir şey yoksa. Ondan kulak zarından o yana boşluğa gelen bu orta kulak boşluğudur. Bu orta kulak boşluğu normalde havayla dolu. Ama bu enfeksiyon zamanında bir yani diyelim muhakkaten bir suyla siviyle dolar. Bu da bir katı sivi olar. Normalde bu haftalarda çeker diyelim bir 6 hafta sonra bu siviler bu östaki kanalla gider, temizlenir yerine hava geçer. Ama gehte bir o kadar ki bu sivi çok katı olar. Yani aynı bir tutkal gibi bir yani konusu olar. Tutkal konusunda bir şey olar. O zaman da bu çıkma böyle ne emmeğine müsaade eder. Bu tutkallı bu katı sivi müsaade Ne de olmaz ki geç ne de ensin gider cesine. tabii O aynı zaman yerinde da kalır. tamam tabii ki bunu önce bir skopla bir kulağına bir bakarken görerek bu kulak perdesi katkını olup içindeki bu parlatması az olup kırmızılaşıptı ve perdenin o tarafında böyle bir kez yakın fukaat bir şeyler görürken bilerek bu bir arada bir sivi var kulağın yani orta kulağın içinde. Bu da bir odiyogramla beraber odiyogramla bir de kulağın tansiyonu yani kulağın basınç hava nispetini alırken ha bu kulağın basıncı hava basıncı azaltmış orada. Ve o zaman da biz buna 6 hafta bir şans veririk bu tedavi olsun ilaçla. Bu ilaç ne ister? İster burun damlası almak ister. O yüzden beraber bir çiğneme bir ya tablet ya da bir sakız çiğnersin. Bu hava ulaşmasına kulağa müsait olar. Çok zaman cehde bir burada iyileşir. Kulak iyileşir. Ama bir kez yani sabır ister. Bu 6 haftada yallah boşalar. Olmadığı için bu. Bir de baktık kulağın uşak bir mektep ömrüne yetişti. Bir ömrüne yetişti ki biz eşitmeğine yani ihtiyacımız var. Anlamağına tesir eder. Derslerde tesir eder. O zaman mecburuk bu sevini bir yani bir cerrahi bir müdahaleyle bunu tedavi eder. Cerrahi müdahalesi nedir? Bunda 2 şey var. Önce ne sebepten
hava oluşmur, ulaşmır kulağa. Kulağını. Çünkü bizde normalde hava yazdan dışarıdan geçmez, kulağa geçer. O tahkik kanalından geçer. Yani bunun ardında o diye deniz, geniz boşluğu var. Oradan hava geçer. Ve bu eğer bir burun tıkanlığı olsa hava genize yetişmez. O genizde özünde geniz eti olursa uşaklarda çok yaygın bir konudur bu geniz eti. Bu geniz eti hem beyin olurken bu hem burun yolunu tutar, hı-hı, hem osteakik kanalının açıklığını içeride larda tutar. Bir kere bu mani olar hava alışmasına, orta kulak boşluğuna. Tabii. O zaman da eğer bunda geniş eti varsa, aynı zamanda geniş eti de bu bir yani bir mikrobi vası olar orada. Her zaman bunun iltihabı kulağa kolaylıkla ulaşır. Çünkü uşakta bu geniş kanalı bir kısa bir şekildeydi ve daha çok yani yatay bir şekildeydi. Yani insanda bir kez yani böyle daha fazla dikey olar, daha yüksek olar ama uşakta bir kez daha yatay olar. Çok kolaylıkla mikrob geçer genizden orta kulağa. Ve o zaman da bu hapsi bizim şanslarımız kalmadı, ilaç faydası kalmadı. Bir kere biz operasyonlarda bunlara ilaç ederiz. Ece bunda geniş eti varsa, cerrahi bir ameliyat. Ece bunda geniş eti varsa bunun kaldırmağı lazımdır. Çünkü bu bir zarar bir şey oldu. Burun tıkanlığı oldu bunda. Kulak kanalı tutuldu burada. Sadece müdahale cerrahi. Sadece geniş eti olanda bir cerrahi bir ameliyat yapasız. Yoksa bir... başka hastalıklar da var. Bir ameliyata yapasız yani. Yok, bu, yok bundan başka indi bu bir sebebidir yani bu. Bir sebebi de bu. Yani. Mesela gehte bir kulak burun damlasıydı bu. Çözülen bir şeydi. Evet. Bir burun damlası alınsa bir tane bu çözüldü. Kulak havası iyi oldu. Bu o zaman da operasyon istemez, ameliyat istemez. Ama bu her şey burada yani yani başarı olmadı abaylazı. O zaman da ameliyat bizde asas ameliyat yok. Kulakta da asas ameliyat. Biz nasıl bu tutkallı sivini çekmek. O zaman da biz bir mikroskop altında kulak zarında, kulak perdesinde bir küçük bir delik yaparız. Bir cerrahi delik küçük olur. İçindeki sivriler çıkar. Hani bir sakız gibi bir şey konusunda olupdu. Bunlar hepsi aspiratörle çekilir. Çekilirden sonra bunun eğer baksak yani kıvamı, o konusu çok katıdı. Yani çok yakın yapışık bir şeydi. O zaman bir tüy bırakmak lazım oraya. Tüyü bırakmada gromi diyorlar. Bu tüyü bırakırken bir kere bu suyu çekenden sonra hava geçmeğine kulağa bir yardımcı olar. Çünkü genizden hava ulaşmır. Gehte bir geniz kulağa ulaşmır. Bu da bizim operasyonumuz. Bu da 6 ay sonra bu tüp özü kendisini atar yazıya. 6 ay sonra daha düşer. Gehte bir daha kısa zaman, gehte bir daha uzun zaman çeker. Aynı zamanda bu zaman bu eğer bir şey varsa daha katı sivi varsa bir kulak damlası yardımcısı da olar. Ama bu zaman bu ilaç zamanında bu gromit olduğu zamanda tüp olduğu zamanda her zaman sudan korumak lazım. Yani her yerine duş alarken gerekli kulağını bir şeyden tutsun. Bir pamukla bir zeytinyağı ile bir yani vasıtasıyla bir pamukla kulak tutulsun ya da bir yani kulak kapakları var. Yani var burada şey egzanalarda var. Ya da bu yakın tıbbi malzemelerde olan bir şeydi bu. Tabii. Tamam. İyiydi doktor, biz programa başladığımız zaman dedik kulağın ne alakası var beyinle, başka bir sebebi var idi. Onu da bizim için iyi bir şekilde yani şerh etti ama bilagın ki burun alakası nedir kulaktan? Tamam. Bu kulağın havalanmasıydı. Çok ilgiliydi burun. Tabii. Çünkü normalde hava, adam insan normal insan havanı burundan alar. Tabii. Çünkü burun içinde yani ağızdan nefes almak bir zararlı bir şeydi. Çünkü burunun güzel vazifesi var. Bu havanı nemlendirir, temizlendirir ve ısıtırlar. Tabii. Yani o bu toprakta bir burunun tamam, gelmesi için. Yani. Bu arıtılma yani temizlenir yani o zaman hava gider. Bu geçerken bir kere burun ardındaki boşlukta orada o stahki kanalının açıklığı var. Yani delikler var. Orada da normalde hava gider. Utarken yani birine sakız çayını yerken, o bir yemek yerken yani utarken bu hava geçer. Orada bu normalde. Eğer bu burun tutulursa tamam burun tıkanlığında bu mekanizm engelli oldu. Engelli olunca hava iyi geçmez de kulağa. Onun için çok kimsede baksak biz kulak bir sorunu olanda baksak kulağın yani havası azdı. Kulağında bir ağırlık var. Önce biz gerek burunu da bir fahs edelim. Burunda eğer bir deviasyon varsa orta duvarında, eğer bunda komkalarında yani bu reflerinde bir şişme varsa. Ama cübün hiçbir alakası yoktu.
cübün alakası nerede? Cüb yerleri burnun veya etraflarındadır. Yani bu yani bu yanağımız altında bu da cüb, bu göz arasında da cüb, burada bu kaşın altında. Bunlar açıklığı var buruna. Tabii ki ilgilidir çok yani burundan alakası var yani. Bunlarda hepsi ne vakit yani bir salgı olarken bu buruna iner. Tamam önce birden yatarken bu salgı boğaza iner. Tabii. Boğaza iner yani o birden oturarken burunda iner. Fakat bu yani cübün alakası var tamam bu hastalıklar yapılıyor orada. Ama tıkanlığına böyle bir mübahir sebep dahi gene yapar tıkanlık çünkü bunun buna yapışan mikozalar yani içeri dere mikoz eder onlar hapsi şişer zaman burunda tıkanlık olar. Bu altı salgılar cihte bir o kadar ki kalın olar. Bu da burun tıkanlığı yapar. Burun tıkanlığı tabii ki gene ostaki kalanın yoluna engelli oldu. Gene kulağa bir tesir var. Ve her zaman da birbirine bağlıdır. Bizde yani üst hava yolları, kulak, burun, diyendek burun, burunla beraber sinüzler yarık. Yani bu cüblerde diyarık. Tabii. Tamam. Diyendek yüksek hava kanalı bu hem kulak boşluğu hem kulak boşluğunda sadece kulak boşluğu değil kulak üstündeki diyen bu etikti. Etikten oyna bu kemik içindeki hücrelerdi. Havalı hücreler. Bunlar enende de ostaki kanaldan genizde bunlar hapsi diyenler normalde bunlar bir tek atırlar bu yerler. Burun boşluğu, geniz, orta kulak, mastoid kemiği hücreleri ablara hapsi bir orta kulak açıklığı diyorlar. Ortak bir adı var zaten. Tabii. Eydi doktor bazen oturduğumuz yerde bakarsan tutuldu. Kulağı tutuldu. Ama biraz böyle utandı o koydu yağın. Tamam. Bir su içende o ya da bakarsan açıldı. Tamam. Bazen de bir mesela tayaraya mindiği zaman, sükek bir yere çıktığı zaman güzel. Aynı zamanda hissetsen güzel bir şey var. Ama dikkat etmişsen kulağı oldu tutuldu, boğazı tamam, oldu. Tamam, tamam. Yani o neyden geldi? Kaçat o doğrudu. Tamam. Tamam. Utarken biz dedik bu da normal normal yolda havanın biz utarken o stahi kanalı açtılar. Açılanda hava gider kulağa. Mesela bir muhakkaten bir kulak tutulupsa, havası az olupsa perde bir kez içeriye doğru basınca oldu. Bir hava alınca yani bir tükürük utarken o bir yemek yerken bir kez hava gider kulağın genizle kulak arasındaki kanala bura düzlentirer buranı. Hava havalanması düzlentirer kulak açılır. Uçakta tamam çok güzel soru bu çok bir önemli bir konudur. Uçakta yani özellikle tabii ya çıkarken üşeke çıkarken o zaman da tansiyon bir kez diyelim değişmesi olar. Yani normalde tansiyon bir şekilde olar orta kulakla dış kulaklar. Dış kulaktaki diyelim biz atmosferle birlikteydik. Bunlar aralarında bir diyelim bir denge var bunlar aralarında her vakit. Çünkü bir yol var, açık yol var. Diyelim burun ardından bu geniz yolundan yani üstel kanaldan bu her vakit birlendiriliyor. Ama bu yüksek tansiyon çok olan da uçakta ya ama çıkarken ya enerken tabii. Yetersiz olar bu hava. Bu hava yetersiz olar ve yazdaki atmosferin basıncı daha yüksek olar orta kulağın basıncından. O zaman da kulak perdesi içeriye gider daha zor olur. Onun için biz nasihat ederek her zaman da bir tane tayara uçak çıkarken enerken ağzında bir sakız çiğnersin ya da bir emme habit yoksa da bir küçük kurtum su içsin. Bu her utarken daha sen daha çok şans verdiğinde hava olaysın. Tabii o kadar sıkıntı da yaşamaz. Tamam. Eğer burun tıkanlığı da olsa bir dene de uçakta çıkarken yani saat uzar bir dene bir yani bir grip olan zamanda uçakta binmemesi daha iyiydi o zamanda. Ama eğer çıktı bir şey çaresi yoktu burun damlasını yaparsın özen ilacını alsın tabii, ve bir sakat çeynersin yoksa bir emme habi alsın. Tabii gribin de alakası var kulaktan aynı zamanda. Yani mesela bir garip olduğu zaman koydu yağın. Tabii. İlakası var kulaktan. İki şekilde ilakası. Kulaktan nefes alabilir. Yok sadece ağızdan. Kulaktan nefes olmaz. Hiç olmaz. Yok, hava da girmez hava, içeriye. Hava orada ama bu burun havası, burun genizin havası kulağa ulaşır. Yok, kulakta bir nefes olmaz. Tabii. Ama aralarında işte bir ilgi var yani bir özellikle irtibat var. Özellikle bu biraz önce konuştuğumuz ki nefes tutulmak. Bir grip hastalığı olduğu zaman olur. Grip hastalığı iki sebeple bu kulak sorunu yapar. Öncelikle bu burun tıkanlığı yapar. Tabii. Bu burun etleri yani bu konkalar
Bu mikozlar hapsi şişerken burun tıkanlığı oldu. Genize hava alışmaz. Hava tansiyonu kulakta en zaman kulak sorunu oldu. Aynı zamanda da özü zaten anatomik demek yani teşrihiyen bir parça dedik bir hava yoludur. Burun ardı, üstteki kanalı, orta kulak boşluğu hepsi bir boşluktu. Bir aralarında bir irtibatlı bir boşluktu. Ve biz yani hem teşrihiyen var ve aynı zamanda da burun tıkanlığı bir sebepti. Ve enfeksiyon da burun enfeksiyonu da çok kolaylıkla bir geçebilir üstteki kanalla kulak, orta kulağa. Tabii. Doktor biraz önce konuştuk özellikle çocuklar yanında geceleri diye de kulak ağrı olabilir. Eydi normal insan kulağı ağrında mesela neyden olabilir ağırsın mesela? Özel bir hastalığı var ya da su girende kulağa ağırlık başlar. Tamam. Kulakta ağrılığı bu da bir beyin konudur. Beyinler yanında da yani mesela gece vakti başlar. Tamam. Eydi kulak neden ağrısı. Gece vakti başlar? Dedim her şikayet. Yani bu genellikle her şikayet geceler olur. Yani bu çünkü gece bir dinlenmek zamanıdır. Tabii. Sen gündüz zaman sen işten diyağında meşgulsan yani sen bir TV seyretmek ile TV izleyicisin. Yani diyağın bir spor yapsan buna bir kez böyle sen çok şey unutursun ama geceler her şey daha sen hayat dinlenmek zamanı geldi. O zaman da bir tane uykusuna bir şey zarar veren bir şey, uykusuna engel olan bir şeyi o zaman da çok daha fazla tefkir eder ve onun için bu şikayetler çokluk geceler olur. Gece vakti tamam. Olur. Tabii. Ama bu kulağa cihte bir başka bir yerden de incikler olur. Yani bir bu da mühim konudur. Bu referep ağrısı, kulak ağrısı. Bu referep pen yani. Bu başka yerlerden kulağa incik olur. En yakın organ bura kulağa veren bu çene eklemidir. Çene eklemi burada. Bu eklem bir küçük eklemdir ama çok hayatın boyunca vazife görür. Sen bir yemek yerken çene eklemi zorlasan, konuşarken, otarken, geti bir ağzında bir kıyım bir şey tutarken yani. Her şeyde yani bir durmayın. Hatta bir tane ağzınızsa ki gene çene eklemi. Fazla ağzını açtığı için tabii tamam. Biraz bura tesir tamam, var. Tamam bura tesir var. Geti bir sanki böyle bir incidir, bir incidir, acı var gibi. Tamam. Bu yani çene eklemiyle kulak arasında yalnız bir ince bir plet var, kemik pleti var. Bunu araslar. Bu çok kolaylıkla buranın inciği kulağa vurur. En çok sebep kulak ağrı için bu çene eklemidir. İkinci sebep gene daha olarak yakın dişler. Yani bu yani bu değirmen dişler, arkadaki yüksekteki dişler, muğalar dişleri yerler, bunlar diş dokuları bilir. Abların da sınırları beraberlikle kulakta olur. Ya başka bir şey ki bir yangi bir hastalık yani ömürge boyun ömürgesi burada bir yani iltihap olanda bunun da gene sınırları kulakla bir birlikte çalışır. Yani bu kulak buraya böyle baksak eğer resmine baksak sınır sistemi kulağının buna yani 9. sınır, 10. sınır, 11. sınır, 3. sınır, 5. sınır, 7. sınır bu yani bir 7 sınır sistemi bu sonar kulağın kepçesinde. Ve onun için nerede bir incik olsa kulağa vurar. Başka yerler yani yakın daha endik aşağıya badamcık inciki ağrısı yani yakın badamcık ağrısı kulağa vurar. Daha aşağıya en giden gırtlak, hıncaranın ağrısı kulağa vurar. Daha aşağıya en sen tirot yani bu da derakiye demek abura. Abının ağrısı yine kulağa vurar. Ve aynı vakte bu ömürgeler dedik boyun. Sebep sayılı. Tamam. O kas sistemi burada. Bu boyun kasları, cihin kasları. Bunlar hapsinin sınırları yeşe toplanır. Burada sınır uzanır. Kulağa ulaşır zaman bir kere. Her arada bir incik olsa öncelikle kulakta his olur. Kulakta çok bir dışarı bir yerdi. Ondan bir tane yatarken, şeyken her vakit yani tez kulak incikini hisseder. Çok zamanda doktora gider. Bakar kulakta da bir şey yoktu. Tabii. Ama tamam. Kulak sorunları da olar. Yani bu yani aküt kulak iltihapları, aküt otitis mi dediler özne. Bu uşaklarda çok olar. O hatta büyüklerde bir denen ki öncelikle böyle bir grip tutmuyorsun. Bu grip yavaş yavaş bunun mikrobu ulaşar orta kulağa. Orta kulakta bir kez ağır olar. O vakte tansiyon yüksek oldu. Orada beni irinledi. O su tuttu. Bir kere bu tansiyon da fazla ziyade olar. Orta kulak boşluğunda. Bir kere
kulak zarına bir kez yakın tansiyon verer, zak verer, içeride bir yakın bir yumruk pencereye zakat verer ve bu da gene bir kulak ağrısı yapar. Tabii doktor, siz bir doktor olarak hiç özellikle bir çocuk geldi yanınıza ağır duyuru yani mesela. Tamam. Biz sadece bunu dikkat etmişiz. Tamam. Bir insan yaşlı olanda bakarsan çok ağır duyuruyor mesela. Yanında hata var, bağırıp çağırırsan yalla tamam, duyar seni. Ama bu çocuklar yanında hiç görüp siz böyle bir şey var. Tabii ki çok çocuklarda çok yaygın bir problem. Neden geldi mesela? Özel bir hastalık var ya da Allah tanıdı. Doğmadan yani bir şey kaldı. Peki doğmadan ise uşakta nasıl görür? Uşak konuşmak alışmadı diyelim. Bu bana bu duymadı. Ama biz gelelim basit sebeplerden. Dedik bu yani anatomikli kulakta diş kulak kanalı var, orta kulak, iç kulak var. Diş kulakta en basit sebep, hatta çocuklarda bakın kulak tutulup da bir yani kulak kiri demek. Bizde yanlışlıkla kulak kiridi. Burada çok kimse ana baba temizliği için bunun bu çöpüklerce kulağın pekleri bu peklerken bu kulak mumu ki normalde diş kulak dağdı. Yani daha dışarıya doğru çıkarken sen bunu ters döndürdü. Yani geriye döndürdü o abını. Daha orada yığışar. Geçen de içeri yarısı kulağın orada biz kemikle kaplanmış daha çok dar olar ki normalde bu mum ki diş kulağını tutmayan içeriye geçse orada daha çok daracak olar oranı tutar ve bu zaman geçse bu peklikse çok zor bizim uşaklarda yani onca o kadar kepekler hep bu böyle içeriye çok böyle basıncı olar bir kere onca yerde yani diş yani iç tarafında kulağın orada yağlı bezler yoktu. Tabii orada daha çok kulağın. Bir temizlik insana bir zarar olabilir. Zarar olur tamam. Tabii. Bu senin yani yanlış kulak temizliğinden burada basınç mum oldu ve katılımız başka bir şeyler de bu sertleşer sonra taşlanar bu. Daha zor olur. İlla bu gerekliliğini çıkmak lazım. İkinci sebep eşitmemekte ki böyle çokluk olur. Yani mektebe okula kayıt olan zamanda. Okula kayıt olan zamanda bunun öğretmen görür bunu diğer bu uşak mesela dersi iyi derk etmir, iyi anlamır. Bunu bilmez. Tamam bu da bir yeni bir konudu. Nasıl biz abına yani bunun bilmesi nasıldı? Uşakta mesela bu sessiz kulak iltihabı bunun derk etmeyi nasıldı? Ve bu dedik bu öğretmen ama öğretmen bildi bugün de bu uşak eşitmiri, bu çocuk eşitmiri ve gidende bir şey bir faks yapan doktor yapan da bilir bu falan çünkü bir yaygın bir sebebi yani bu kulak seviyesi de. Haber vermek lazım. Ama ondan önce biz sessiz kulak iltihabı daha çok yaygındı 3 yaşında. Ama 3 yaşında derkiden yoktu özün. Bu o kulak kayıt olunken abına yani malumatı, bunun yani uyarısı o öğretmenin de oldu. Abında dedi bu kulak eşitmir. Ve neden bilesen yani bir mühim bir konu bu. Koy bir kez konudan çıkayım. Neden bilesen bir uşak eşitmir? Eşitmeği sorun neden var yani? Özünde. Tamam. Dikkat edesen bu uşak duyuyor. Uşak ne sever çok TV izlerken. Bu çok yaklaştı TV'ye. Çok yakınlaştı. Yani bakın başka mesela kardeşler, bacıları bir yerde özellikle normalde bilsen diyelim bir yer 3 metre olsun, 6 metre olsun. Baksan bu çocuk çok yaklaştı TV şaşasına, TV yani ekranına. O başlar TV'nin sesini fazla etmek. Bir oynamanın fazla etmek. Bir şey eşitsin, dedi o zaman özne tekrar ister bir daha diyesen özne. Ve ana baba uyarısı bunda yani çok önemli de bunda. Çünkü bu 3 yaşında olan bir şeydi. Bu da ilaç olan bir şeydi, derk olan bir şeydi. Bu yani sessiz kulak iltihabı. Adından bu sessiz, neden diyerek bu sessiz kulak iltihabı? Çünkü bunlarda ne bir ataş olur, ne bir incik olur, ne bir ağrı olur. Bu ve bir yani uşak hasta görükmür ama duymur. Duymamı iyi değil. Ve bunu ana baba buna göre dikkat etsin. Her ne haksı, eğer çocuk çok TV'ye yaklaşırken, çok yüksek sesle bir şarkı dinlerken, bir yani karton movisi dinler, yüksek sesle ve bunda bir sebepti bunu doktora aparmaksın. Doktor da bir bakar bunun içinde yanma bir yani içeride kalan bir yani mumlu yanında bir yabancı bir cisimdi. Yani cisim garip. Tabii. Ya da bu kulak orta kulak sivrisi yığışmasıdır. Ama bazen doktor
Bir çocuğu kaydedende özünü okula bakarsan gözünü fahs ederler. Neden kulağını fahs etmeler? Tamam, göz daha göz, önemli bir tamam, şey değil. Önemli bir şeydi, çok önemli ama göz kulaksız bir kolay bir şeydi. Hı. Yani bir çart var. Bir çart var. Yani bir tane çocuk diğer hocam ben görmürüm yani yakın tahtanı görmeyeceğim. Bu gelir daha yakına. Bu bilir bunun öğretmeni bu görmür. Bunda yani testi de çok kolay bir şeydi. Bir çartı, bir kartondu. İçinde bir metre harfler var. Ha, bu ha, çok kolay bir şeydi. Bir kez kulak işte bir stetoskop isteyen bir şeydi. Kolay bir sen görükmez yani bir dene sen bir tane derde bir şey olsa görürsen özünü gözde olan bir şeydi yani der ki desen sen bir basit işaretle gözde yani bir parmak işaretliydi ya sen bana netsadi yani bu 5 bu 4 bu 3 bunu derk edebilir uşak ama kulak bir stetoskopla ister bakılsın. Tabii. Ya bir horoskopla ya da bir şeyden kamerayla. Çocuklar yanında dedik duymurlar ama bazen bakarsan insan büyük olduğu zaman yaşlı olduğu zaman baksın. O da duymaz ama onda da bir kere sınır zayıflığı olar. Ömür boyu sınırda bir kez zayıflık olar. Dedik bu beyinde de bir kez olabilir mesela atrofi beynin olar. Tamam ha beyinde atrofi olar. Bir kere bu ege bu eşitme merkezine etkisi olursa tamamen işitmeye çok zarar olar. O zaman yaşlılar da dedik biz bes yüksek frekanslara çok daha tesir olar. Ejderler çokluk ama derk etmezler. Terk etmeme çünkü nerede bu yüksek frekanslar ablar bu önsüz seslerde harflere terk etmezler önsüz seslere. Onun için bir iki kelimeye yani aralarında bir sözcük arasında katışırlar. Bas bunda da bir güzel bir konu var bir nasihatim var bizim millete bizim yaşlardan nasıl konuşmak çok bağırmak bir yani faydalı bir şey değil. Yani önce sen büyük kadından o büyük anaydan o baydan konuşursan bir baktın bu eşitmedi. Eşitmediğin sonra çok yüksek ses yapma. Çünkü sen biz normal dedik 70 desibel'le biz konuşuruz. Sen gerek yüksekliğinde bir az yüksek desen. Ya 70 olsan tam sende bir ölçü yoktur. Mesela bir kez daha fazla sesi bir kez kaldır. Ve sesi de iyi incele. Harfleri tek tek incele bunun için. Yani daha şeffaf göre selakinen harfleri daha vazih yapabilirsin ögünde. Daha iyi yardımcı olasan özüne. Ama bağırmak bu gürültü olar. Bu kalktı bağırmak. 85'i geçti bu gürültü oldu. Gürültü olanda böyle bir iyi gelmeyen bir ses oldu. Bir düzensiz bir ses oldu. Ve yani sonunda iki halde da etmedi. Duymaz. Ha, duymaz yok. Çok üstüke gibi bir sesten konuşsa o duymaz. Aslında az bir sesten de duymaz. Ha, zararlı oldu. Yok, ama sen biraz yüksek ele özünü. Biraz. Haddini bilesen ne zaman. Bir kez daha incele. Harfleri daha incele. Tabii. Daha yavaşlık seleşin. Yani bu bir harfi bunu iyi derk etmedi. Sen bunu iyice incelese özünü yavaş yavaş bunu daha iyi anlar. Ve nasihatim bu şekilde bir tane yaşlardan konuşsun. Acaba baktığınızda bu eşitmeli o zaman da bir eşitme cihazı bırakabilir. Tabii. Doktor biz görmüşük ki sosyal medyada diller burundan kulak numusu hiç durmaz. Ölme kadar. Yani mesela benim kulağım ölme kadar hep büyük olmağa maharası. Yani bizim bilgimize göre biz beşer yetişkinlik zamanında her şey durar da. Yani böyle bir şey yok. Yani. Biz ama değişme olar orada diyagın etrafı olar bazı hücrelerde. Değişme olar diyagın bir tane görsen kulakta çok ayrılık ziyad olar. Çünkü bir takım diyagın bu esnek fibarlar, ablar bir kez ölüşkemeğe başlar dedi diyorlar. Onun için bir kez kulak düşer, kanallar bir kez birbirine yakın olar. Burunda da diyelim bir kez öncelikle metren çocuklarda kıkırdak daha çok nispeti yüksekti kemikte. Zaman geçtikse kemik nispeti kıkırdaktan çok olar. Yani bizim bilgimize göre bu yetişkinlik zamanında diyelim 18-20 yaşından sonra bu gelişmeler daha durar. Daha olmaz. Ama bir kez yani bir değişmek olar, bir atrofi olar, bir operasyon yapır, bir de bir travmaya maruz olur, yani bir kaza bir şeye mesela maruz oldu ama böyle şeyler. Ama diyelim bizim yani benim yani bu bir az bu mutavazı bir bilgime göre 18 yaş 20 yaşından sonra daha kemik gelişmesi durar. Ama o kimse de ki var yani bir hormonat hastalıklar var.
Yani growth hormon ha, hormon hormon o başlar o zaman. Bir kere bu akromegali diyorlar. Bu hep büyük olar. O baksan yani insan bir kez daha her şeyi mesela irileşmeye başladı. Burun irileşti, yüz irileşti, kemikler, el, ayak. Bu bir kez bu bir başka konudur. Bu akromegalidir. Evet. Ablar tamamlar. Uzalar baksan 30 yaş, 35 yaş ne kadar ha uzalar. Ama onu o zaman da bu bir doktora giderken bu hormon assay yapan özü için. Ablanın için tabi ilaçlar neler yapar, lazım olan yapar. Tabi. Bazen görürük ki doktor bazı özel hastalıklar var. Koydiyağın Allah'tan olan bir şeydi. Ne konuşabile, ne duyabile. Tamam. Var sindromlar var yani bu neden olmaz mesela, sindromda. Mesela kulakta ne olabilir ki insan hiç konuşabilmesin? Hı. Özellikle bakarsan birbirine bağlıdır. Tamam. Çünkü dedik biz hepsi birbirine bağlıdır dedik kulak. Sinir, merkezi sinir sistemi kontrol altındadır. Eğer bu sinir sisteminde bir sorun olursa, eğer bu kulak her şey normal da olsa, diş kulak kanalı, orta kulak, iç kulak her şeyde normal olsa anlamı sinir sistemi burada normal değil. Burada ses uyarısı, yani ses algısı tamamlaşmaz. Tabii. Sonmaz yani her ne kadar burada normalse. Çünkü bizim son derece ses algısı tamam kulaktan geçer. Kulak bir hava yoludur. Havadan titreşmeyle yetişir, ulaşır. İç kulaktan sonra sinir sistemi gelir. Sinir sisteminde bir şey olsa ne kadar bunlar normal ise beyinde bir ses uyarısı olmadı. Çünkü buradan sonra daha önce biz havayla hava titreşme ve ses gider ama içeride bu kimyasal aktivitolar, kimyasal sonra elektrisal aktivitolar bu sınıra geçti elektrikal aktivitelere. Bu gider bu eşitme merkezine gidende o sonradan kortekse bu ses algısı olar. Tabii. Bunu anladı bu. Bu ona göre bu da refleksleri verer. Yani kas sisteme, yani simpatetik sistemlerine, başka sistemlerine bu konuşmasın. Ayrıca bir de eşdenden sonra bu uşak neden mesela eşti anladı nenenin karnında olanırken yani 6 aylıktan sonra, 4 aylıktan sonra uşak duymağı tamam eşider. Yani genelde çıkanda bu nenesinin sesini, nenesinin yüreğinin her şeyi idrak eder yani. Hmm. Ama hele konuşma. Çünkü bu konuşma da bir başka kas sistemleri çabalamak ister. Buna artikülasyon diyorlar. İklemlenme. Tabii. Yani bu ne şekil dilin çabalatsın, ne şekil imşak damağın çabalatsın, ne şekil burundan hava çeksin, ne şekil ağızdan hava, ne şekil hencereden ağız yerden çıktığı hava akıntısı çünkü hava akıntısı yani hava akımı bu bir şartı ses çıkartmak ses öğrentisi için ve o zaman da ablar hele yetersiz olar ve bu ister mesela bir il iki il ondan sonra bunlara alışır. Bu onun için bu olan ki sistem yani bir sendrom olan uşaklarda bunlarda damak tamam dahi kas sistemleri tamam derece çabalamır iyi ve hatta eğer bu kulak yolu normal ise bu eşitmez. Eşitmeyen de konuşma alışmaz. Tabii. Tamam. Doktor son nasihatı olan millet için özellikle gece vakti kulakları ağrında büyükler ve çocuklar neler yapmakları lazımdı ki sebeh hati yetirilir doktora. Tamam. Neler yapmak ve neler yapmamak kulakta. Tabii. Tamam neler yapmak çünkü çok sorunlar var geceler olar kulakta. Yani bir denen bir kulağına bir bir yabancı bir cisim girdi. Bu kalktı ana baba o başkası yeti bir yerden bir tokayla bir çöpükle bunu çıkartmak isteyende. Bu zamanda bu yani bu muncuk girdi yani bir yer böcekti. Daha fazla içeriye sokuldu. Daha fazla zararlı oldu. Daha zor oldu bunu çıkartmağa. Önce bir şey kulakta olsa çok yani sakin olsunlar çok bunlara el vurmasınlar. Tabii. Yani diyelim bir de kulağına bir muncuk kaçtı kulağına. Bu önce zamanda bir mühim bir nokta var. Kulağın kıkırdakta kemik parçası arasında bir kez bir darlık var. Bu darlığa bir berzak diyorlar. Çok zamanda bu muncuk, bu mum oran geçmez. Yani, geçmez oranı. Geçmez yani oranı. İlle bir zararı yoktu. Zararı yoktu. Çıkartmağı da her şey kolay olar ama sen tekleşe olur içeriye. Daha perdeye yakın olsa daha zor olar. Ve bu neler yapmamak bu. O diyelim bir her ne yani fazla bir temizlemek bu da zarardır. Yani bir çöpükle bir yan tokayla bu zarardır. Zarar bunlar neler yapmamak bu kulakta da mühimdi. Neler yapmak biz yani her zaman yani yüksek ses dinlememek, televizyon ses
Size çok bunlardan yüksek uzak olmasın. Olmamız lazımdı. Özellikle çocuklar. Tamam. Doktor Maruf Zaki. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür Gerçekten ederim. Çok güzel şeyler konuştuk. Teşekkür ederim. Maşallah sizu marifatuz bayağı fazladı. Estağfurullah. Bir de bu ikinci seferdi. Misafirim olduğu programda. Ben de teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah teşekkür ederim. Evet sevgili ve değerli izleyenler. Bugün konumuz kulakla ilgiliydi. Doktorumuz bugün misafirimiz oldu. Doktor Maruf Zaki. Ona dedi hoş geldin programımıza. Özellikle biz kulak üzerine konuştuk. Doktorun nasihatine göre duyursanız, yapırsanız uzak olsun kulak hastalığından özellikle geceler vakti çocuklar için ve büyükler için. Böylece Umut Penceresi programı bu hafta bu konuydu. Gelecek haftada ayrı bir konuyla sizlerle beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.